Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Şanlıurfa, Türkiye ve bütün dünya. Bizleri izleyen bütün dostlarımıza hayırlı sabahlar diliyoruz. Gününüz aydın, gününüz bereketli, sağlığınız yerinde, yüzünüz güleç olsun inşallah efendim. Yüzünüzden gülücük, cebinizden para, kalbinizden iman eksik olmasın. Hayırlı bir sabah olsun. Evet, bugün 9 Nisan Perşembe. Nisan ayındayız. Bir bakıyorsun yağmur yağıyor, bir güneş çıkıyor. Böyle bahar güzel bir şekilde kendini hissettiriyor. Fakat baharın bütün bu güzelliklerine rağmen bu koronavirüs yüzünden insanlar artık bahçelere, bağlara çıkamıyorlar. O güzel keyfi ancak pencerelerden izlerken yaşayabiliyorlar. Evet, Allah büyüktür diyoruz değerli dostlarımız. İnşallah mübarek Ramazan ayında da kısa bir süre kaldı. Yüce Allah inşallah bu belayı önce Türkiye'nin, Müslümanların daha sonra bütün dünyanın başından def etsin. İnsanlar rahat bir nefes alsınlar. Evet, yine her zaman olduğu gibi gündemimiz koronavirüsü. Koronavirüsü bütün Türkiye'de ve dünyada can almaya devam ediyor. Evet, her gün akşam haber bültenlerinde işte şu kadar kişi hayatını kaybetti demekten artık bizler yeminle söylüyoruz. Genelde sofraya denk geliyor. O saatlerde üzülerek, acı içerisinde bazen de lokmaların boğazımıza düğümlendiği dakikalarda haberleri izliyoruz. Ancak yapacak tek şey var. Bakanlığımızın, devlet büyüklerimizin bizleri uyardığı tek bir tek çözüm izolasyon, yani evde kalmak. Evde kalacağız ve dua edeceğiz. Yapacağımız en büyük yardım, en büyük iyilik bu olur. Çünkü diğer taraftan yetkililer görevlerini yapıyor. Sağlık çalışanları hastanelerde ve gerekli kurumlarda çalışmalarını yapıyorlar. Bizlere de onların dediği gibi evde kalmaya, izolasyona riayet etmek ve dua etmek kalıyor. Evet, sevgili Fethi kardeşimle birlikteyiz her zaman olduğu gibi. Sevgili Fethi Doğan, malumunuz benim yönetmenim. Ben buradan haberleri girdikçe, olayları söyledikçe Fethi kardeşim aynı anda ekrana getiriyor. Ve ARG, Ali Rıza Gök Şirketler Topluluğu'na çok teşekkür ediyorum. Programımızın ana sponsoru sevgili ARG Ali Rıza Gök gerçekten bu programda bizlere katkı sağladı. Bu programın sizlere yayınlanmasında emekleri çok büyük. Ali Rıza Gök Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Memleketimizin böyle güzel insanlara ihtiyacı var. Fethi'cim, son 24 saati ekrana getirebilirsek eğer. Değerli dostlarımız, dün akşam yine sevgili Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıkladığı tabloya göre 24.900 test yapıldı. Bu bağlamda 4.117 kişide vaka sayısı. Evet. Ve dün akşam itibariyle vefat eden yurttaşlarımız 87 kişi. Dün itibariyle iyileşen kişi sayısı 264. Türkiye genelinde genel olarak 247.768 kişiye test yapılmış ve 38.226 rakam ortaya çıkmış. Bugüne kadar toplam vefat eden sayısı 812. Mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Geride kalanlar Rabbim şifalar versin efendim. Tabii işte yoğun bakımdakileri görüyorsunuz. Entübeyi görüyorsunuz. Ve toplam iyileşen sayısı 1846. Evet, herhalde 87 rakamı son günler içerisinde gördüğümüz en yüksek rakamdı. Çünkü en fazla 79'u görmüştük. 79, 76, işte 68, 65, 66. Yani en fazla gördüğümüz 79'du. Fakat 87 rakamı biraz bizi üzdü. Biz izolasyonu biraz daha artırmamız gerekiyor. Evde kalmaya biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Ve tabii ki bu arada şunu da söyleyeyim. Malumunuz sabahları saat 9 ile 11 arası buradayız. 9.30 gibi değerli konuklarımız geliyor. Onlarla birlikte gündemi ve onlarla ilgili meseleleri konuşuyoruz. Sizler de bizleri izliyorsunuz. Bizi izleyemeyen dostlarınızı da uyarıyorsunuz. Onlar da haberi olsun. Ama mesela bazı dostlar var. Sedat mesela. Adam çanak antenciyi getirip frekansı uyduyu ayarlamaktan o kadar mütenayi ki ne yapıyor? Bizi cep telefonundan izliyor. Mübarek interneti bitireceksin. İnternete 15 günde verdiğin o parayı çanakçıya ve sen şimdi evde dev ekranda bizi görürdün. Bu boyumuzu, posumuzu, endamımızı izlerdin sen adam. Doğru mu? Evet, sizler ne yapıyorsunuz? Eğer televizyonlarınızda ya da dostlarınızın televizyonlarında Güneydoğu TV'yi ve Şanlıurfa'nın diğer yerel kanallarını izleyemiyorsanız hemen bir uyducu kardeşi arıyorsunuz. Gelip gereken çözümü buluyorlar. Artık sizler de evlerinizde çok rahat bir şekilde bizleri izliyorsunuz. Şanlıurfa'da ve Türkiye'de dünyada neler olup bittiğinden haberdar oluyorsunuz. Konuda mutabıkız. Evet, değerli dostlarımız, bu arada yine güzel bir haber. Tabii ki hani kötünün iyisi, malumunuz bütün Türkiye'yi ve dünyayı kasıp kavuran koronavirüsünde bazen hastanelerimiz, bazen sağlıkçılarımız yetersiz kalıyor. Gerçi bu bağlamda Avrupa ile Türkiye'yi kıyasladığımız zaman Türkiye Avrupa'nın kat kat üstünde başarılı. Gerek hastane bakımından, gerek malzeme bakımından, gerek çalışan bakımından ve şu ana kadar giden rakamlar bakımından biz Amerika'nın, İspanya'nın, İtalya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın çok çok üstündeyiz. Çok iyi durumdayız. Bundan dolayı görevde emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz.
Ama tabii ki yeterli mi yetmez. Mesela önceki gün değerli konuğum vardı. Sevgili Başhekim Ahmet İnan. Yarın da yine bir özel hastanemizin değerli medikal sorumlusu bir doktor hocamız bizimle birlikte olacak. Ali Suat hocamız, Ali Suat Erkoç onunla birlikte olacağız. Bu bağlamda Şanlıurfa'dan malumunuz 4-5 adet özel hastane var. Yeni yasaya göre bu korona acil hal vakası olarak algılandı. Yasalara öyle girdi ve bundan böyle artık özel hastanelere gittiğiniz zaman da özel hastanelerde bu koronadan dolayı tedavi edildiğinizde sizden herhangi bir ücret almayacaklar. Evet yine ekrana getirecek Fethi kardeşim. Evet korona acil hal kapsamında alındı. Koronavirüs, Covid-19 pandemi vakaları, tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamında alındı. Bundan böyle özel hastaneler koronavirüs tedavisi gören hastalardan muayene katılım payı ve ilave ücret alamayacaklar. Yani gittiniz Allah muhafaza inşallah yoktur ama diyelim ki korona olayı çıktı özel hastanede bir tedavi gördünüz ve bu tedavinin sonunda oradaki arkadaş dedi ki beyefendi şu kadar para ödeyeceksiniz. Hayır. Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın talimatları doğrultusunda artık bu korona Covid-19 acil halk kapsamında alındı. Bundan böyle özel hastanelerde de bu olaydan herhangi bir ücret alınmayacak. Bütün herkes duysun. Duymayanlar da duyanlardan duysun. Ya duyanlar duymayanlara duyursunlar diye bir şey söyleyelim. Evet, tabii ki böyle gündem korona olunca korona ilgili haberler geliyor. Ve şimdi isterseniz bu koronaya kısa bir ara verelim. Güzel bir haberle gündeme gelen sevgili dostlarımız. Şimdi sevgili Fethi kardeşim eğer Suzan Güneş Hanımefendi'yi arasa, Suzan Bulduk Güneş Hanımefendi'yi, malumunuz benim Güneydoğu Starını Arıyor yarışmasında değerli jürim İshak Demir, Suzan Güneş Bulduk, Mustafa Yoltay ve Fatih Ünlü vardı. Bunlardan bir tane hanımefendi, sevgili Suzan Güneş Bulduk. Suzan Hanım bizi her sabah izliyor. Çok da bir keyif alıyor izlerken, çok teşekkür ediyorum. Fakat onların bugün katılmasının farklı bir sebebi var. Şimdi Suzan Hanım'ın eşi malumuz asker ve bir polis evladı. Bunlar ne yapmışlar efendim? Aslında önce bir haberi izleyelim. O polise sürpriz doğum günü diye diyelim, sürpriz pasta diyelim. O haberi izleyelim. Daha sonra konuşup Suzan Hanım'la canlı bağlantı kuracağız inşallah. Fethi'yi verelim mi haberimizi? Evet, o zaman Fethi hazırlasın. Şimdi arkadaşlar evde oturuyorlar. Evde otururken diyorlar ki işte 10 Nisan polis haftası geliyor malumunuz. İçinde bulunduğumuz hafta Türk... Telefonda mı Suzan Hanım? O zaman alalım Suzan Hanım'ı. Sayın Güneş, hayırlı sabahlar efendim. Hayırlı sabahlar Mehmet Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sabah sabah sesinizi duymak vallahi iyi geldi. Aynı şekilde biz her sabah sizi izliyoruz büyük bir keyifle. Çok teşekkürler. Yeni yayınınız, akışınız da hayırlı olsun yeni programınız. Çok teşekkürler. Suzan Hanım, şimdi Efendim? siz polislerimize çok güzel bir şaka yapmışsınız efendim. Evet, eşim sürpriz yaptı. Eşimin Murat Bey. katkısıyla. Evet. Büyük enişte yani öyle değil mi? Büyük enişte diyelim. Evet. Evet, şu an Evet. izliyor programı da. Evet. Peki bize anlatır mısınız efendim bu olayı? Şimdi polis hastasıydı. Eşim sürpriz yapmak istedi. Önce bir pasta yaptırdı ve askeri lojmanda oturuyoruz. Benim eşim de askeri personel biliyorsunuz işte. Lojman içerisinde oturan asker ve rütbelilerle eşleriyle birlikte ekipleri aradık. Burada bir olay olduğunu söyledik. Onlar da sağ olsunlar her zamanki gibi konsolosla gelip yetiştiler. Ama geldiklerinde büyük bir sürprizle karşılaştılar. Biz alkışlarla ve yaptırmış olduğumuz pastayla onların haftasını kutladık. Çok güzel. Bu arada şunu ben ama dikkat birazdan video eğer Fethi de videoyu ekrana getirirse o videoyu Suzan Hanım mesela o pastayı hazırlarken o alkışı yaparken de sosyal mesafeye çok dikkat etmesiniz. Tebrik ediyorum ben sizleri. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, olabildiğince dikkat etmeye çalıştık arkadaşlar da biz de. Polis memuru arkadaşlar büyük bir şaşkınlıkla karşıladılar. Onlar da yine söylediler hani koronavirüsü var, dikkat edelim dediler sağ olsunlar. Evet. Bir de yine birazdan haberi tam izlediğimiz zaman oradaki polis arkadaşa pastayı mumu üfle dediğin zaman diyor ki çocuklar üflesinler değil mi? Evet, çocuklar üflesin dedi. Ama Sağ siz de dediniz olsunlar ki yok çocukların. bu sizin haftanız siz üfleyin diye. Evet, aynen ben söyledim. Ama gerçekten çok güzel bir davranıştı. Ben sizi ve Murat Teşekkür Bey'i ediyoruz. tebrik ediyorum emeğe geçenleri. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizler de size teşekkür ediyoruz. Çok güzel geçti. Onlar da şaşırdı. Bizim için de büyük bir mutluluk oldu. Urfa'da ilk defa böyle bir şey yapılmış sanırım. Evet. Kendilerinin söylediği. Şu an onlar da izliyorlar zaten. Buradan onlara sevgi selam. Yani birazdan haberi sesli de izleyeceğiz ama ben şunu söyleyeyim. Şimdi ülkemizin böyle birlik beraberliğe, böyle sempatik hareketlere çok ihtiyacı var. Aynen, Şimdi kesinlikle. çok zor bir badireler geçiriyoruz.
Evet. 2020 malumunuz ilk çeyreğinde görmediğimiz vaka kalmadı. Depremler, çöl felaketleri, Aynen, uçak kazaları, aynen. şehitler Çok zor bir vesaire. süreçten geçiyoruz. Evet, inşallah bu son olsun ama bu İnşallah. son günlerde de aynen sağlıkçılar gibi çok emeği geçen polislerimize de çok tatlı bir sürpriz olmuş bu. Teşekkür ederiz, aynen. Evet. Şimdi Suzan asker ve polislerimiz gerçekten işte birçok kurumda görev yapan halkımız, insanlarımız o kadar zor durumda ki. Allah hepsine yardım etsin, Rabbim hepsini korusun diyorum. Bir an önce de bu illetten tüm insanlık, tüm Müslüman aleminde kurtulsun. Biliyorum Amin. ki inşallah bayram geldiğinde sevdiklerimizle kucaklaşalım. O döneme kadar dikkat edersek inşallah bayramda sevdiklerimize, dostlarımıza hep birlikte kucaklaşarak bayramı geçiririz diyorum. İnşallah. Bu arada Sayın Güneş, virüsle aramız nasıl korona ile ilgili? Valla ben olabildiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz benim riskli olduğum bir dönem, ben de hamileyim ve çok risk grubunda olduğu dönemdeyim. Evet. Olabildiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Çıkmıyorum dışarıya. İhtiyaçlarımızı eşim karşılıyor, o alıp getiriyor. O şekilde evden çıkmıyoruz, sürekli evdeyiz. Evet, tabii siz tek değilsiniz evden çıkmayan. Bir de minikler var. Bu Evet. miniklerimiz için de değerli hocamız Mehmet Zahit hocamıydı. Evet, Mehmet Zahit Kahvecibaşı. Mehmet Zahit Kahveci hocamızı tebrik ediyorum. Birazdan o da ekrana gelecek. Bu arada Fethiye, eğer o videoyu da verirsek, Rasim Plak videosunu. Suzan Hanım, şimdi çok güzel Ondan bir proje önce ortaya çok... çıkmış. Efendim? Çok Sesinizi güzel bir proje alamadım. ortaya çıkmış. Evet, sağ olun. Öğretmenlerimiz evde kalan öğrencilerine evde bir etkinlik olsun diye bir çalışma Evet. yapmışlar. Bunu biraz anlatır mısınız efendim bize? Tabii ki. Türk Anneleri Derneği, Rasime Polat İlköğretim Okulu, Şanlıurfa'da merkezde. 4H sınıfı çok kıymetli hocamızın katkılarıyla Mehmet Zahit Kahvecibaşı'nın normalde büyük kişilerin yani büyük ebeveynlerin yapmış olduğu bir proje aslında bu. Ama öğretmenimiz çocuklara ne katabilirim, ne öğretebilirim çabası içerisinde olan bir öğretmen. Ve çocuklara evde bize çok keyifli zaman geçirdi. Biz çocuklarımızı hazırladık, bütün veliler. Resim halinde işte bu görmüş olduğunuz tabloları benzerini yapıp öğretmenimize gönderdik. O da slayt haline getirip bu şekilde bizleri çok mutlu etti. Buradan teşekkür ediyorum kendilerine. Ama harika bir çalışma olmuş. Mesela çocuklar hep böyle tarihteki o diğer fotoğraflara benzemişler. Aynen. Bir de düşünmek yeterli. Aslında çocukların evde kaldığı bu süreçte böyle etkinliklere ihtiyacı var. Aynen. Yani çocuklar çok keyif aldı öncelikle. Hem birbirlerinden kopmuyorlar, arkadaşlarıyla iletişim halinde oluyorlar. Telefonla da olsa, görüntülü bir şekilde. Evet. Öğretmenimiz bu konuda çok hassas. Kendilerine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok güzel katkıları oluyor çocuklarımıza. Biz de sizin şahsınızda Sayın Mehmet Zahit Kahvecibaşı hocamızı tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Aynı Suzan Hanım, son bir şekilde şey sizden. soracağım. Bizi izleyen Buyurun. dostlarımıza bir mesaj vermeden önce diyorum. Güney dostlarını arıyor, özledik mi efendim? Özledik. Ay inanamam. Yani şöyle söyleyeyim. O dönemlerin ne kadar güzel, ne kadar keyifli olduğunu şu an ayrı kalınca daha çok anladık. Kesinlikle efendim. Hem programımızı hem arkadaşlarımızı, o güzel sesleri, o atmosferi gerçekten ben çok özledim. Sizin de özlediğinizi düşünüyorum. Kesinlikle öyle efendim. Hem çok teşekkür ediyorum. Ben Son teşekkür olarak bizi ediyorum. izleyen dostlarımıza virüs kapsamında evde kal çağrısı olarak ne söylemek istersiniz efendim? Bu süreci atlatabilmek için ailemiz için, sevdiklerimiz için, insanlık için evde kalmamız gerekiyor. Lütfen bu konuda daha dikkatli olalım. Biraz daha sıkalım dişlerimizi, biraz daha sabredelim. Bu zor süreç geçecektir diyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Hayırlı ediyorum. günler efendim. Yayın akışımızda başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Çok teşekkürler, saygılar, sağ olun. Hoşça kalın. Efendim değerli Güneydoğu Starını Arıyor jürisi Suzan Güneş Buluk hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Ama ben tekrar belirtmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz hafta polis haftası. Polis teşkilatı da gerçekten ülkemizin birlik beraberliği için, rahatımız için, huzurumuz için, güvenimiz için. İşte sizler evlerinizde ve iş yerlerinizde, bizler burada rahat edelim diye gece gündüz demeden, uyku olmadan, mesai meftumu olmadan polislerimiz çalışıyorlar. Özellikle bu virüs olayında yine polisler de aynı sağlıkçılar gibi çok fazla çalışıyorlar. Bu kadar yoğun bir ortamda sağ olsun sevgili Murat Güneş Bulduk. Murat Bey'in soyadı değil, ben Murat Bulduk oldu, onu düzelteyim. Murat Bey kendisi askeri personel olduğu için ve anne babası emekli polis olduğu için demiş ki bir güzellik yapalım. Bir pasta hazırlamışlar. Pastayı arabanın bagajına koymuşlar ve o sitede bulunan asker ailelerle birlikte, tabii ama bakın altını çiziyorum, sosyal mesafeyi koruyarak, arada boşluk bırakarak ne yapmışlar? Polisi aramışlar. Burada bir olay var, hemen gelin diye. Polis ekipleri oraya geldiği andan itibaren alkışlarla karşılanmışlar. Fethi, bu videoyu verelim, bir sessiz onu izleyelim, kendi sesiyle izleyelim istersen. Evet, şimdi polis teşkilatımıza güzel bir sürpriz sizlerle efendim. Evet.
Bunlar da. Hoş geldiniz. Bu saftanız olsun arkadaşlar. Sizin haftanız siz üfleyin. Yani bu mumu üflediği ana kadar o gün içerisinde belki yüzlerce insan ateşine ölçmüştü. Belki yirmilerce, onlarca olaya müdahale etmişti. Belki günün bütün yorgunluğu stresi vardı. Ama o mumu üflediği andan itibaren hani derin bir nefes çekti ve rahatladı. Biz de değerli Türk Polis Teşkilatımızın haftasını kutluyoruz. Rabbim sizlere güç kuvvet versin. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin. Evet, güzel bir haberdi. Tabii yine Rasime Polat Okulu 4H sınıfı. 4 hem mi diyor, haş mı diyorlar efendim, A sınıfında sevgili Mehmet Zahit Kahveci Başı hocamız çok güzel etkinlik yapmış. Hani böyle biz sürekli fotoğraflarda görürüz işte bazı eski düşünürler, eski ressamlar, eski yazarlar. Onların böyle farklı farklı pozları vardır. Biz o pozları gerçi veremeyiz ama öğretmen demiş ki evde kalıyorsunuz, şu pozları kim verip bize fotoğraf atabilir diye. O 4H sınıf öğrencileri kendi evlerinde o fotoğrafları çekmişler. Fethi yayına zaten sessiz, o kendisi gelsin, ben de bir üzerine konuşabilirim onu. Beni kenardan al. Harika bir görüntü. Öğretmenlerimiz evde kaldığı sürece öğrencilerine böyle güzel etkinlikler yapabilir. Beni al ekrana istersen, o resim tam görünsün Fethi'cim. Evet, işte görüyorsunuz sol tarafta gerçeği, sağ tarafta çocuğun yapmış olduğu resim. Ve neredeyse kendi kendini anımsatıyor. İşte yine kitap okuyan bir eski resim ve yani minik bir kızımız. Buna benzer böyle, evet bakın bunun biraz saçlarında fazlalık var ama olsun, tıraş edememişler saçını. Mesela burada yine benzemiş, güzel olmuş, hareket farklı. Ama benim favorim neydi? Ben dün akşam izlerken şunu söyleyeyim. Bu da biraz bunun saçlarının dökülmesi gerekiyordu. Benim favorim bundan sonra herhalde, bu resimden sonra. Çok harika bir resim. Evet, bütün öğretmenlerimiz sağ olsun. Bu tabii kızın göz rengine lens taksalar da olabilirdi. Lens olmadığı için doğal rengiyle kalmış. Ve tabii ki hepsi birbirinden güzel. Mesela bu çok benzemiş, bu resim. Bunu yapan, tebrik ediyorum bu öğrencimizin ailesini. Şu da tabii biraz ama benim favorimi şimdi söyleyeceğim, gelecek inşallah. Böyle arabalarda hep bu da çok benzemiş. Bunun göz, keşke gözlüğü çıkarsalardı hanımefendinin. O zaman daha benzerdi. Bu da hemen hemen yaklaşmış. Yani bunun makyajı mı fazla olmuş biraz? Böyle tatlı aslında. Güzel şeyler izlemek, insanlarımızın evde güzel etkinlik yapması çok güzel. Bütün öğretmenlerimiz eğer öğrencilerine farklı etkinlikler yaparlarsa, bize ulaştırırlarsa buradan biz de ekranlar taşırız. Bütün Şanlıurfa, Türkiye, hatta Avrupa bu öğrencilerimizin ve öğretmenimizin etkinliğinden haberdar olsunlar diyoruz. Tabii benim favorim resim bir daha gelmedi bir türlü. Herhalde gelir. Böyle farklı farklı resimler var. Evet, bu da farklı ama bunun kravatı niye kırmızı? Keşke kravat kırmızı olmasaydı. İşte şu benim favorim de aslında. Biraz daha benzemiş böyle duygular, bakış falan çok güzel. Ben emeği geçenleri, bütün öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Ve bu işin bize ulaşmasında da yine emeklerinden dolayı değerli Güneydoğu Starlar Yolu jürisi Suzan Güneş Bulduk Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlarımız, haber bültenlerinde kötü bir haber geldi. Evet. Mustafa Hasan, birazdan alacağım. Şimdi almayacağım Mustafa Başkanım'ı. Konu aldığımız zaman alacağız inşallah efendim. Evet. Değerli dostlarımız, yeni bir haber düştü ajanslara. Akaryakıt bayilerinin içinde yer alan marketlerin satışları da %60'a yakın geriledi. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası Genel Başkanı Ferruh Temel Zülfikar, süpermarket kalabalığına girmek istemeyenlerin belirli ürünlerde akaryakıt bayilerinin marketini tercih ettiğini belirtti. Ve yine ne diyorlar bunda? Herhalde 24 saat vatandaşlara hizmet veren akaryakıt istasyonu sahipleri çalışanlara teşekkür etmiş. Ne yapacaklar? İstasyonları kapatılacak. Evet. Ama tabii ki daha haber netleşsin. Ondan sonra petrol istasyonu kapatılırsa gidip arabanın deposunu full yiyelim, sonra Allah muhafaza yakıtsız kalmayalım. Ya da nöbetçi petroller gelir. Evet, yine işverenlerle alakalı bir haber gelecek. İşten çıkarmalar 3 ay yasaklandı. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu karar neticesinde
işçileri 3 ay işten çıkaramayacaklar. Yani ama tabii bu da enteresan bir haber. İşten çıkarmıyorlar, ücretsiz izin veriyorlar. Evet hadi buyurun. Mesela diyor ki Mehmet Demir seni işten çıkarmıyorum, kovmuyorum ama diyor sen bir 3 ay evde kal diyor, ücretsiz kal diyor. Ve ne diyor? İşten çıkarmalar 3 ay yasaklanıyor. Cumhurbaşkanı isterse bu yasağı 6 aya kadar da uzatabilecek. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek. Bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçiler de aynı miktarı ödenecek onlara da. Bu da tabii güzel bir tarafı inşallah. Böyle insanlara para öderler. En azından ayda 1200 lira bir rakam yapar. Bu da bizi bir nebze olsun mutlu eder. Şimdi böyle virüs dışında bir habere geleceğim. Fethi bizim bu tıraş haberi hazır mı? Evet tıraş haberi hazırlansın da şunu söyleyeyim. Değerli dostlar bakın. Bu koronavirüs tedbirleri kapsamında kuaförleri kapattılar. Tamam. Birçok mesela bizim gibi böyle ekrana çıkan dostlarımız, işte siyasilerimiz, belediye başkanlarımız bunların tıraş olması lazım. Hani diyelim ki varsa sakal tıraşını kendimiz olduk. Enseyi de hanıma yaptırdık. Hanım şurayı kes, burayı kes dedik tamam. Şuralar falan uzayacak. Çok büyük sıkıntı olacak. İnsanlar da tabii bundan rahatsız oluyor. Bazıları da sabretmiyor. Efendim gidiyor ne yapıyor? Sanayide, tamirci dükkanında diyor ki berber gel ben tıraş et. Kuaför gelip onu tıraş ediyor. Kuaför bunu tıraş edince sanki böyle içeride terörist baskını varmış gibi polis baskını, ihbarlar hurra içeri hücum. Eyvah yakaladık. Ne yakaladık? Berberi yakaladık. Bir haberi izleyelim istersen Fethi'cim. Bu haber işte görüyorsun sevgili dostlarımız. Yani içeride bir tıraş yapıyorlar ama böyle bir haber verilmişti ki birçok basın organlarında. İşte tıraş baskını, herkesin konuştuğu tıraş baskınında bakın ne olmuş okuyorum ben size. Evet. Çankırı polisi bir tamir atölyesinde izinsiz ve gizli şekilde yapılan toplu tıraş faaliyetlerini bastı. Kaçak tıraş yapan iki kuaföre sosyal izolasyona uymamak ve korona tedbir kurallarına aykırı davranmaktan 3150 lira para cezası kesildi. Bu kuaför bu tıraştan ya 20 lira ya 50 lira para kazanacaktı. 50 lira kazanayım derken bu yoklukta, bu sıkıntıda 3150 lira para da ceza yediler. Yani şunu söyleyeceğim ben. Sanki yasa dışı terör örgütü çökertildi diye birçok haber bulmuş bir noktalarda. Ya, peki insanlar ne yapacaklar? O zaman şunu yapmak lazım. Sevgili yetkililerimizden, hıfzı sıha kurullarından, valiliklerimizden şunu istiyoruz. Bu işin izole edilir bir şekilde bir çözüm bulunması lazım. Artık nöbetçi kuaför mü olur? Kuaföre o elbiseden mi giydirirsiniz? Bize mi elbise giydirirsiniz? Bu şekilde olsun yoksa aksi halde böyle madde bağımlısı, işte uyuşturucu baskını gibi, silah kaçakçısı baskını gibi böyle bir baskın yaparlar. Sonra garibin berber 3000 lira ceza yer. Allah muhafaza. Zaten berberlerin ekmek parası yok. Beni günde 10 tane berber arıyor. Diyor ki Mehmet abi dükkanı kapattık. Biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Adam bir de vergi lafası var. Para da alamıyor bir yerden. Maaş da alamıyor. İşsizlik maaş da alamıyor. Şimdi bu haber aklınızda kalsın. Berber haberi. Hemen akabinde bir haber var. Onu da vereceğiz. Elazığ valisi ceza yiyen bir hurdacının cezasını affetmiş. Bir görüntü ekrana gelsin Fethi'cim. Evet Elazığ valisi Çetin Oktay kaldırımda sepetli motosikletle hurda ve geri dönüşüm malzemesi toplayan bir kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerçeğiyle 3150. Ayrıca şahsa yetersiz ehliyet ve amacı dışında araç kullanmaktan da 2456 TL toplam 5600 lira ceza kesmişlerdi. Ve Sayın Vali dedi ki ya bu adam gariban, bu adam işte bak zaten görüyorsunuz ekmek parasını ne şekilde kazanıyor, çöplükten kazanıyor dedi. Bu hurdacının cezasını iptal etti. Ben şimdi yetkililere soruyorum. Şimdi bu cezası iptal edilen bu hurdacının o cezayen berberden ne farkı var? Madem öyle o zaman berberlerimizin de cezasını affedelim. Onlar da günahtır ya. Ya hakikaten yani bu hurdacı ceza yemiş, iptal ettiniz. Tamam Allah razı olsun. Ben Elazığ valisini tebrik ediyorum. İyi bir davranış. Ama aynı davranışı Çankırı valisinden de bekliyoruz. Yani gariban berber eve ekmek götürmek için, çoluk çocuğu aç kalmasın diye. Ne yapmış sevgili dostlarımız? Demiş ki ben tıraş yapayım. Tıraş yapınca da işte malumunuz evde insanlar aç kalacak. Ekmek azken bir de daha eksiye düşecek efendim bu. Evet şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ara vermeden önce şunu belirtiyorum değerli dostlarımız. Evren Sanayi Kooperatifi'nin yanı sıra yeni bir kooperatifimiz daha var malumunuz. Tır, kamyon ve ağır iş makineleri. Böyle büyük, kendisi büyük iş makineleri, ağır iş makineleri. Bunların da bir kooperatif başkanı var sevgili Mahmut Çiftçi. Mahmut Çiftçi bu kooperatifin devreye girmesinde, bir sanayi sitesinin açılmasında çok büyük emekler verdi. Ankara'lara gitti, Diyarbakır'lara gitti, yazılar yazdı. İşte Nihat Çiftçi döneminden tutun Zeyna Abidin Bezgül dönemine kadar sürekli belediyeler, yazışmalar, evraklar dedi ki aman ha aman ben bu iş makinalarımız için, ağır iş makinaları için, kamyonlar için bir çözüm bulayım. Neydi bu çözüm?
Bazen bu ağır iş makineleri büyükler işte şehir içerisindeki sanayiye giremiyordu, yol tersti vesaire. Hemen tabii ki otobanın kenarında bir yol istediler. Peki bu yeri verelim, sonra bu yere giriş çıkışlar acaba olur mu olmaz mı? Baya bir kavga içerisinde Mahmut Çiftçi gerçekten bu konuda büyük emek veriyor. Tabii Sayın Mustafa Aslan Başkan da birazdan canına bağlandı, o da fikrini söyler. Bana hatta mesaj da göndermiş Mustafa Bey, Sayın Çiftçi'yle alakalı. Bunları konuşacağız. Bakalım esnafımızın derdine, tabii buradan görüyoruz haber bültenlerinden, sanayide işler nasıl? Bakın az önce bir kuaför haberi izlediniz. Berber ne de tıraş yapıyordu? Tamirhanede. Demek ki tamirhanede iş yok. Tamirhanede iş olsaydı berberin tıraşını bir kenara alırlar, dedik biz önce bir araçları tamir edelim. Bu demektir ki işler güçler durmuş. Yani neden anlıyoruz? Biz arabaya binmiyoruz. Arabaya binmediğimiz zaman yakıt koymuyoruz. Yakıt koymadığımız zaman araba arıza yapmıyor. Arıza yapmayınca sanayiye çıkmıyorsun. Sanayiye çıkmadığınız zaman sanayideki esnaf işsiz kalıyor. Ya tabii hep birbirine bağlıyız. Şu anda bir sıkıntı var. Bu sıkıntı inşallah önümüzdeki süreçte sona erecek. Ve önce ne yapalım değerli dostlarımız? Kısa bir aramız var. O aramızdan önce miniklerimizin bize göndermiş olduğu çok harika bir çocuklar videosu var. Onu izleyeceğiz. Ondan sonra kısa bir reklam arası. Hemen akabinde sevgili Mahmut Çift'le birlikteyiz. Şimdi miniklerimizin videosu sizde. Sevgili büyüklerim, lütfen sağlığınız için evde kalın. Görüşmek üzere. Anneanneler, babaanneler, dedeler, lütfen bizim için evinizde kalın. Geleceğimiz için lütfen evde kal Türkiye. Lütfen evde kal Türkiye. Can sıkıntısı, solunum sıkıntısına iyidir. Evde kal Türkiye. Anneler, babaanneler, dedeler, hem kendi sağlığınız için hem de bizim sağlığımız için evlerinizde kalınız. Koronavirüsü için hiç dışarı çıkmayınız. Hayat eve sar. Amcalarım, dedelerim, teyzelerim, lütfen size ricam olacak. Bir tanesine ricam olacak da. Lütfen dışarı çıkmayın. Biraz dışınızı biraz sıkın ki bu korona bitsin. Sonra istediğiniz kadar çıkabilirsiniz serbest. Size serbest. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Evde kal Urfa. Kal dışarıda mikro. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Güvende kal Türkiye. Sağlıklı bir yaşam için evde kal Türkiye. Evde kal Şanlıurfa. Evde kal Lüleburgaz. Hayat eve sar. Geleceğimiz için lütfen evde kal Türkiye. Lütfen evde kal Türkiye.